Çanakkale gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz müze son zamanlardaki en ünlü müzelerimizden bir tanesi olan Troya Müzesi. Sonunda yaptılar. Gerçekten bu kadar önemli bir antik kente böyle bir müze yakışırdı. Çünkü şimdiden tasarım ödülleri almaya başlayan bir müze oldu. Bakın şöyle kutu gibi görünüyor ama içerisi gerçekten çok güzel. Ben fotoğraflarını gördükten sonra mutlaka hani o tasarımı içeriden de görmeyi istemiştim. Ve çok şükür kısmet oldu. Çanakkale'ye yani Bolcada'dan Çanakkale'ye giderken 26 kilometre sonra hatta 28 kilometre sonra 5 kilometrelik bir sapaktan sonra da buraya ulaşıyorsunuz. Şu anda 2021 yılı itibariyle 60 liralık bir giriş ücreti var ama müze kartı ücretsiz. Şimdi müzenin ilk kısmında aşağı geldiğiniz kısımda sizi Troas yani bu bölgenin asıl adı Troas arkadaşlar. Nasıl anlatayım şöyle bu bölgeyi? Midilli, Çanakkale, Bozcuadan Kaz Dağları'na kadar olan bölgeye Troas deniliyor. Troya da bunların içindeki en önemli antik kent. Zaten filminden de hatırlarsınız. O bölgede çıkarılan bütün arkeolojik eserler zaten hani yüzeyde birçok şey buradan sonra gideceğimiz noktada göreceksiniz. Ama oradan çıkarılan ya da çevreden çıkarılan diğer arkeolojik eserler de burada bu binada sergileniyor. İlk giriş kısmında da artık ufak ufak bu Troas bölgesindeki eserleri göreceksiniz. Şimdi de diğer galerilere doğru devam edeceğiz. Troya bölgesi Homeros'un İlyada ve Odessa destanına da geçiyor arkadaşlar. Orada da buraları anlatıyorlar. Bu müzede mesela daha önce benim videolarımda gördüğünüz Çanakkale civarındaki birçok antik kentteki eşyalar da sergileniyor. Onun dışında bu müzede arkadaşlar 7 tane bölüm var. Yani bir hikaye üzerine oturtulmuş bir müzeden bahsediyoruz. İşte Troas bölgesi, arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı, Troya Savaşı, antik dönemde Troas, İlyon, Doğu Roma, Osmanlı dönemi, arkeoloji tarihçesi ve Troya'nın izleri diye birçok galeriler var. Her bir galeride de bu eserler sergileniyor. Şu anda da işte bir zemin kattaki ilk Troas bölgesindeyiz. Oranın eserlerini inceliyoruz. Şimdi müzede engelliler ve çocuklu aileler için de gayet rahat bir ulaşım yapmışlar. Bakın görüyorsunuz birçok yol merdivenden ziyade yokuş ya da işte bu tarz çıkış yerleri var. O yüzden rahat olun. Asansörler de var tabii ki. O yüzden herhangi bir ulaşıma zorluk olan bir müze değil. Gerçekten her anlamda çok iyi düşünülmüş bir müze yapmışlar. Şimdi müzede böyle interaktif araçlar da koymuşlar. Burada müzeyi daha iyi anlamanızı, tarihi ya da bu bölgeyi daha iyi öğrenmenizi sağlayacak. Neyin nerede olduğunu, nerede çıkarıldığını küçük maketlerle gösterip hatta orijinal çıkarılan eşyaları da hangi bölge olduğunu böyle haritalarda da göstermişler. Hatta burada açıklamaları da var. Yani bu tarz şeylere gerçekten çok daha ihtiyacımız var. İşte bu gerçekten harika arkadaşlar. Bakın burada hologramlar var. O zamanki dönemin şartlarının nasıl olduğunu anlatan animasyon, hologram. Bakın mesela burada bir çömleklerin nasıl yapıldığını gösteriyor. Fırınları anlatmış. Hem burada bilgileri görüyorlar hem de oyununu oynuyorlar. Bakın arkadaşlar işte böyle bizim aslında oynadığımız o eşini bulma oyunu aslında bu. Ama harika bir şekilde her birinin altında aslında ne olduğunu, nerede çıkarıldığını hepsini tek tek yazmışlar. Ve gerçekten fikir harika. Şimdi bakın mesela burada bu hikayeyi direkt dinleyebiliyorsunuz aynı zamanda yazılanları. Ben şimdi susuyorum, dinleyin. Bu Agamemnon'un, Zeus'u, Pars'ı. Hikayeleri anlatılan bir kısım burası da arkadaşlar. Beşinci katta arkadaşlar artık Troya Savaşı'nı ve Troya'yı anlatan kısma geldik. Burası şu ana kadarki en güzel kat diyebilirim. Eserler biraz daha görkemli ve daha çok yaklaşabileceğiniz yani cam kafeslerin dışında sergileniyor. Kocaman bir mozolyum da var bakın gördüğünüz gibi. Yani her anlamda gerçekten çok güzel bir müze. Yani şu an zevk alarak geziyorum diyebilirim. Bakın bu gördüğünüz lahit bugüne kadar bulunan figür işlemeli en erken lahitlerden bir tanesi. Yani en yaşlısı diyebiliriz. Ve gerçekten diğer lahitlere göre çok görkemli ve büyük. İşlemeler de muazzam. Burada mı muhtemelen? Evet.
okuduğum kadarıyla evet aynen bir düğün anlatılıyor. Bir düğünün figürleri var. Bakın burada devam ediyor diğer tarafında da. Burada da evet eğlenceler var. Ama işte burada bir artık burada işin rengi değişiyor. Evet. Burada bir tane daha interaktif uygulama var arkadaşlar. Her bir karenin etrafında 4 tane önemli figür var. Yani yaklaşık o zaman burada 12 tane önemli figürü görebilirsiniz. Çevirdikçe kıyafeti, kafası ve aşağı kısmı ve isimleri yazıyor bakın gördüğünüz gibi. Apollon'u mesela bu çevirdik. Muhtemelen evet Apollon bu oluyor ya da bu oluyor. Bu şekilde Apollon oluyor. İşte ne bileyim diğerlerini Athena'yı, Zeus'u, Paris'i, Odessa'yı hepsini, Odysseus'u hepsini burada bu şekilde bulabiliyorsunuz. Terastan önceki katta da artık son dönemler. Yani biraz Osmanlı, sonra Cumhuriyet zamanındaki Çanakkale ve Troya bölgesini anlatıyor. Burada yani dediğim gibi her kat yıllara göre sıralanıyor. En alt kattan başladık. İşte artık en son kata doğru geldik ve burada da gördüğünüz gibi artık bu müzenin sürecini, yapılmasıyla ilgili bütün hikayeyi de burada anlatıyorlar. Troya Antik Kenti'nin kazılmasıyla ilgili bilgiler de var. Bunu bile o kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar yani her bir dönemindeki hani bakın kimin ne yaptığını, ne zaman neyin çıkarıldığını her şeyi burada görebiliyorsunuz. Küçük de parçalar sergilenmiş. Çok vurucu bir yere geldik arkadaşlar. Bakın burada her bir kutunun içinde buradan alınan eserlerin şu anda nerede olduğunu ve eserin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu mesela altın boncuk. Şuraya bakalım. Küçük altın diademmiş mesela. Şu anda bu Puşkin Müzesi'nde sergileniyor. Onun dışında yine Premaos'un hazinesi yine Moskova'da sergileniyor. Çoğu zaten o Moskova Müzesi'nde. Bakın görüyorsunuz mesela bu elektron külçe. Karneol boncuklar. Ya çok üzücü bir şey ama işte. Çoğu hazine zaten kaybolmuş, çalınmış. Şimdi sol tarafta arkadaşlar teras. Şöyle ben artık çıkarayım, rahatlayayım. Sadece anlatırken çıkarmak zorunda kalıyordum. Burası da artık yani bütün bölgeyi gözlemleyebileceğiniz yer. Her bir kenarında da böyle tabelalar var ve tabelalar. Gördüğünüz manzaradaki neyin ne olduğunu gösteriyor. Mesela şurada bir hangi köy varsa, Kalafat köyü var. Canlı deniz. Teyan, Tümürüz'ün yeni köymüş. Oradaki nehrin adını söylüyor. Mahmudiye köymüş. Orası savaş alanında şurası diye söylüyor. Troya savaşı. Yani burası gerçekten güzel düşünülmüş. Belki ileride daha çok süslerler çünkü bomboş bir alandan bahsediyoruz. Belki burada birkaç eser getirebilir zarar görmeyecek olanlardan ya da belki bir kafe, belki dinlenme yeri de olabilir ama gerçekten iyi düşünülmüş. Rahatlıkla artık çıkış yolu çıkıyorsunuz. Ve Troya Antik Kenti diyoruz arkadaşlar. Troya Müzesi'nden yaklaşık 300-400 metre uzaklıkta hepimizin aşina olduğu bu atın bulunduğu alan Antik Kent arkadaşlar. UNESCO Kültür Miras Listesi'nde bulunan ve dünyanın en iyi tanıdığı antik kentlerimizden bir tanesi. En çok tanı antik kentlerimizden bir tanesi burası. Burası nispeten diğer antik kentlerimize göre daha düzenli. Zaten kapıda haritasını alıyorsunuz. Hangisi kaç numarada görüyorsunuz. Burada işte Truva şehrinin surları, sarayın yapısı ve diğer arkeolojik binaların ve yapıların bilgileri var. Ondan sonra da böyle bir saatte gezebilecek şekilde turunuzu attıktan sonra Çanakkale merkeze doğru devam edebilirsiniz. Bu gördüğünüz Trojan Horse yani Truva atı bu antik kent yapıldığından beri sergilenen de şehir merkezinde var. Onu da birazdan size göstereceğim gittiğim zaman. O da filmden kalan atın sergilendiği kısım. Ama asıl bildiğimiz at burası. Şimdi buradan da artık öğren yerine doğru devam edeceğiz. Şimdi antik kenti gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burası yaklaşık bir saatte, bir buçuk saatte ya da maksimum gezebileceğiniz bir yer. Şu anda mesela arkamda gördüğünüz kısım bu bölgedeki ayakta kalmış en büyük parçalardan bir tanesi. Bu kale duvarları yani stadel diyoruz biz buna. Burası bazı holdingler tarafından da sponsorlu karşılandığı için böyle daha güzel koruma alanları haline getirilmiş. Göbektepe örneğinde olduğu gibi düşünün. Orada Doğuş Holding'in sponsorluğunda Göbektepe bambaşka bir hale gelmişti.
Burada Opet var. Yerelden birkaç firma daha var. Tam kapıda yazıyor, onları da okudum. Bu şekilde ise çatıları falan üstlenmişler, yapmışlar. Şu anda yürüyüş yolları var ama maalesef burada engelliler ve çocuklu aileler için, yani arabayla gezecek olanlar için zor. Çünkü hep merdivenler var ve çok az yok normal düzlük alan var ve o araba içinde rahatlıkla inip çıkabileceğiniz bir yokuş yok. O yüzden ona göre önleminizi almanızı tavsiye ederim. Neyse, devam edelim. Bu bölgede işte Truva, antik kent, yani Truvalıların yaşadığı kısım burası. İşte kale duvarları, saray, surlar, her şey burada. Amfiteyatro falan da var ileride. Ama birçoğu, yani darmadağın sadece taşlar kalmış durumda maalesef. Zaten buradan çıkarılan bütün eserler Truva Müzesi'ne ya da bölgedeki diğer müzelere taşınmış ya da yurt dışına kaçırılmış. Gördüğünüz gibi şu anda antik kenti gezmeye devam ediyoruz. Daha farklı bir şey de gördükçe zaten sıkılaşmaya devam edeceğim. Her antik kentte olduğu gibi arkadaşlar, burada da küçük bir amfiteyatro var. Odeon diyoruz bu arada amfiteyatroların küçüklerine. Bakın gördüğünüz gibi şu karşıda gördüğünüz tasla kısım işte sahne, merdivenlerde işte oturdukları yerler. Gerçekten çok büyük bir antik kent. Yani zamanındaki en önemli şehirlerden biri olduğunu şu anda daha iyi anlıyorsunuz zaten. Kutsal alanlar var, hastaneler var, tapınaklar var. Onun dışında yürüyüş yolları, işte amfiteyatrosu. Yani aklınıza da gelebilecek her şey burada bir arada. İşte yavaş yavaş çıkışa doğru da devam ediyoruz.